Aşağıda Venn şemasında verilen A, B ve C kümelerinin elemanları 1'den 9'a kadar rakamlardan oluşmaktadır. B kümesinin elemanları toplamı 22, C kümesinin elemanları toplamı 24'tür demiş arkadaşlar. Şimdi B kümesinin elemanlarını topluyorum. 5 var, 3 var, 8 var ve Z var arkadaşlar. Bunların toplamının 22 olduğunu söylemiş. C kümesine baktığımızda ise 2 var, 3 var, Y var, Z var ve 9 var. Bunların toplamının da 24 olduğunu söylemiş. Şimdi şuraya baktığımızda 5, 3, 8 topladığımızda 16 yapıyor. 16 ile Z'yi topladığımızda 22 yapıyorsa demek ki Z'nin burada 6 olduğunu söyleyebiliriz. Z burada 6 ise arkadaşlar şunları da toplayalım. 2, 3 daha 5, 6 buradan 11, 9 da buradan 20. 20 ile Y'yi topladığımızda 24 yapıyorsa demek ki Y buradan 4 gelecektir diyebiliriz. Şimdi kullanılmayan sayı hangisi, aslında bunu bulmamız gerekiyor. Y'yi ve Z'yi bulduk, 4. Bakın şimdi 1 kullanılmış, 2 kullanılmış, 3, 4, 5, 6, 7 yok, 8 var, 9 var. Demek ki şuradaki X'e de ne kalıyor arkadaşlar? Kullanılmayan sayı 7 olduğuna göre 7 kalıyor. Cevabımız Edirne. A birleşim B kümesi rakamların tamamından oluşmak üzere A ve B kümelerinin elemanları kullanılarak oluşturulan demiş, iki tane sayı vermiş arkadaşlar. Şöyle birinci kümemiz bu. Bir küme daha şöyle çiziyorum. Şurası da B kümemiz olsun. Şurası A, şurası B. Evet. İki sayı vermiş burada. Demiş ki 7 basamaklı sayılarından biri A farkı B, diğeri A kesişim B'nin değili kümesinin elemanları ile yazılabilmektedir demiş arkadaşlar. Burada mesela şu A fark B kümesi olsun. Şurası da A kesişim B'nin değili olsun, tamam mı? Bize sorduğu şeye bakıyorum. A kesişim B kümesinin elemanları ile yazılabilecek rakamları birbirinden farklı en büyük sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bizim amacımız şu A kesişim B'yi bulmak. Şimdi ben şuraya A fark B, şuraya da A kesişim B'nin değil yazdım ama bunların yerini değiştirsem de aslında bizim için değişen çok bir şey olmayacak. Sonuçta amacımız A kesişim B'ye ulaşmak. Yani bunların şu ikisinin dışında kalan sayılara ulaşmak istiyoruz biz zaten bir anlamda. Yani şunu demek istiyorum. Mesela şunları yerine yazalım. A fark B ne demek? A'da olsun, B'de olmasın. Şurada baktığımda 3, 6, 5 sayılarını görüyorum farklı olarak. Şurası 3, 5 ve 6 elemanlarından oluşuyor. Şimdi alttakine baktığımızda A kesişim B'nin değili. Şimdi A kesişim B'nin değili, yani şuranın dışında kalanlar demektir. Buranın dışında kalanlar neymiş? 1, 2, 3, 9, 6, 5'miş. 1, 2, 3, 9, 6, 5. 3'ün zaten şurada olduğunu, 5'in zaten burada olduğunu, 6'nın zaten burada olduğunu görüyorum. Geriye kalan 1, 2 ve 9'un da demek ki şuraya kalacağını söyleyebiliriz. Şöyle şuraya kalacağını, 1, 2'nin ve 9'un buraya kalacağını söyleriz. Şimdi bunları tam ters deseydik, şuraya A kesişim B'nin değili deseydik, şuraya da A fark B deseydik, şunların sadece yeri değişmiş olacaktı aslında. Başka da bir şey olmayacaktı. Dolayısıyla yani bizim bulmak istediğimiz yer değişmeyecekti yani. Bu durumda A kesişim B'ye hangi sayılar kaldı arkadaşlar? Mesela bakın 8'i yazmamışız. 8 buraya kaldı demek ki. 7 buraya kaldı. 6, 5 kullanılmış. 4 kullanılmamış. 4 buraya kaldı. 3 kullanılmış. 2 kullanılmış. 1 kullanılmış. Başka 0 kullanılmamış. Zaten rakamlar kümesi demişti. 0'ı da alabiliyoruz en az. Burada şimdi A kesişim B'de oluşturabileceğin en büyük sayı nedir? 8, 7, 4, 0'dan en fazla 8740 sayısını oluşturabiliriz. Cevabımız Denizli olur. Bir A kümesi için demiş, 1, 2 elemanları A kümesinin bir alt kümesidir. Ya da 1, 2 elemanları A'nın elemanıdır diyebiliriz aslında burada biz. A'nın içerisinde 1 ve 2 bulunuyor arkadaşlar. A kümesinin 16 tane alt kümesinde eleman olarak 1 bulunurken 2 bulunmamaktadır. Şimdi bu tarz sorularda mesela 1 bulunuyor dedi ya, 1'i ele diyorduk, hatırlayın. Mesela 2 bulunmuyor diyor, bunu da ele. Yani ister bulunuyor desin ister bulunmuyor desin, bu söyledikleri elemanları biz eleyip bunların haricindekilere bakıyorduk. Şimdi bunlar haricindekilerin alt küme sayısı 16 ise 2 üzeri kaç 16 yapar? 4. O zaman bunlar haricinde 4 tane daha elemanımız var anlamına gelir bu. Bunları da A, B, C, D olarak isimlendirmiş olalım arkadaşlar. Peki buna göre demiş, A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde bir veya, şimdi veya'yı mantık konusunda hatırlayın, şu demekti değil mi? Bunun kümelerdeki karşılığı neydi? Birleşime dönüşüyordu bu, hatırlayın. V bağlacı da şuydu, kümelerde bu kesişime dönüşüyordu arkadaşlar. Peki 1 veya 2 demek aslında bir birleşim 2 kümesini arıyorum ben demektir. Şöyle diyelim arkadaşlar, şöyle bir birleşim 2 kümesi,
bir birleşim iki kümesi diyelim. Bunu nasıl yazıyoruz? Şuradan hatırlayın. A birleşim B kümesini nasıl yazıyorduk? A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısını çıkarıyoruz diyorduk. O zaman burada bir bulunanların eleman sayısı artı iki bulunanların eleman sayısı eksi 1 ile 2'nin birlikte bulundukları, yani bir kesişim 2 diyelim buna da. Peki şunu artık silelim, hatırlatmak için yazdık zaten. Şimdi burada arkadaşlar 1'in bulunduğu alt küme sayısını biz nasıl buluruz? 1'i kapatırız, kaç tane eleman kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eleman kaldıysa 2 üzeri 5'ten 32 demektir. Artı 2 bulunanların eleman sayısını 2'yi kapatırız arkadaşlar. 5 tane eleman kaldı. 2 üzeri 5'ten yine 32 oldu alt küme sayısı. Eksi diyorum. 1 ve 2 birlikte dediği anda ikisini de aynı anda kapattık. Geriye 4 eleman kaldı. 2 üzeri 4'ten 16 gelmiş oldu arkadaşlar. Bunu da yazdık. 32, 32, 64, 16 çıkardığımızda 48 kaldı. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. Ali Karadeniz, Berk Akdeniz ve Can Aldeniz ad ve soyadlarının tamamından oluşan mail adresleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Ali, Berk ve Can'ın mail adreslerinde kullanılan harfler ve sembollerden oluşan kümeler sırasıyla A, B ve C ile gösterilmektedir demiş arkadaşlar. Mavi boyalı bölge ile gösterilen kümenin eleman sayısı en çok kaçtır diye sormuş. Bir defa şunu söyleyebiliriz. Şu et sembolü hepsinde olduğu için şurada yer alacaktır diyebiliriz. Şöyle yapalım, hatta şöyle gösterelim et sembolünü. Daha sonra mesela şuradaki harflere bakacak olursak arkadaşlar, şu .com noktanın da burada yer aldığını görüyorum. Dolayısıyla C'nin burada yer aldığını, O'nun, M'nin yine burada yer aldığını görüyorum arkadaşlar. Hatta Gmail, Gmail, Hotmail. Dikkat ettiyseniz L harfinin yine burada yer aldığını görüyoruz. Daha sonra İ harfinin de aynı şekilde burada yer aldığını görüyoruz. Şuradan devam edeceğim. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. A kesişim, B kesişim, C diyelim. Şurada liste olarak gösterirsek sanki daha iyi olacak. Şöyle diyelim. Şöyle bir et var, nokta var. Daha sonra C, O, M, L, İ harfi, A harfi. Daha sonra M harflerinin ortak olduğunu görüyorum ki zaten M harfini daha önce yazmıştık. Tekrar yazmamıza gerek yok. Ortak harflerinin bu kadar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar. Tabii bundan sonrakilerde de ortak harfler çıkabilir. Şimdi arkadaşlar, o diğer ortak harfler ne olacak peki? Şimdi Ali Karadeniz var, Berk Akdeniz, Can Aldeniz. Şimdi bunların hepsinde şu deniz kısımlarının aynı olduğunu görüyoruz zaten. Bakın deniz, deniz, deniz. Deniz kısımları aynıysa o zaman buraya bir D harfi, bir E harfi, N harfi, İ'yi kullanmıştık zaten. Bir de Z harfinin geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada başka ortak harf var mı? D, E, N var. İ'yi kullanmıştık, Z'yi kullandık. Başka Aldeniz, Akdeniz, Karadeniz. Bunların üçünde de arkadaşlar görüyorsunuz ki A harfi var. A harfini zaten kullanmıştık biz, o zaman tekrardan kullanmamıza gerek yok. Hepsinde ortak olarak bulunan işte bunlar olacaktır. Peki biz nereyi istiyoruz? Biz şu maviye boyanmış yerin eleman sayısının en çok olmasını istiyoruz arkadaşlar. Burada tabi Gmail'leri hangilerinin aldığını, Hotmail'i hangisinin aldığını bilmiyoruz arkadaşlar. Mesela Ali'yi şuraya yazacak olursak, Ali burada olsun mesela, şöyle yazayım Ali. Berk şurada olsun arkadaşlar ve Can da burada olsun. Bakalım bu şekilde B'ye ne kalıyor? Şimdi A ile B'de ortak olanlar, Ali Karadeniz'le Berk Akdeniz'de ortak olanlar, şurada zaten deniz kısmının ortak olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Daha sonra şu geri kalan ifadelere bakıyorum. Ali Kara ve Berk Ak. Buraya baktığımda bunlarda ortak hangi harfleri görüyorum? A harfini zaten hepsinin ortak olduğu kısma yazmıştık. Daha sonra L harfini zaten hepsinin ortak olduğu kısma. İ harfinin hepsinin ortak olduğu kısma. K harfini burada ikisinde de bulunduğu için K harfini yazabiliriz arkadaşlar. Şu ortak bölgeye yazabiliriz K harfini. Daha sonra K harfini geçtik. Daha sonra deniz kısmını zaten incelemiştik. Demek ki burada ikisinde bulunan, sadece ikisinde bulunan K harfi olduğunu görüyorum ben. Peki sadece Berk'te bulunanları da şuraya yazacak olursak. Mesela B harfi daha önce hiç kullanılmamıştı. Dolayısıyla şuraya yazdım. E harfi kullanıldı. R harfine kullanıldı mı diye bakıyorum. R harfi kullanılmamış arkadaşlar. Yazdım buraya. K harfine geldim. Kullanıldı. A harfi
kullanıldı. K harfi kullanıldı. Diğerleri kullanıldı zaten. Bu şekilde gelmiş oldu. Ve mavi boyalı yerde 3 tane eleman oldu arkadaşlar. Şöyle yazabilirim ben. Peki ben burada belki Gmail olarak değil de Hotmail olarak kabul edecek olursam o zaman ne olur? Bir de buna bakmam lazım. Yani şurayı siliyorum. Şu anda biz 3 bulduk. Eğer ki daha az gelirse ya da 3 gelirse sonucumuz zaten 3 gelecek. Diğer durumu da ama da şöyle inceleyelim. Belki bu sefer Hotmail almış olarak kabul edelim. Can'ı da Gmail almış olarak kabul edelim. Ve aynı zamanda burada arkadaşlar G harfinin de bakın hem burada hem burada yer aldığını görüyorum. Dolayısıyla buraya G harfini de yazabilirim ben. Sadece ikisinde bulunanlara G harfini de yazabilirim. Sadece Berk'te bulunanlara bakacak olursam da B'den başladım. Daha önce hiç kullanılmamıştı. Buraya yazdım. E kullanıldı. R kullanılmadı. Buraya yazdım. K kullanılmıştı. Daha sonra A kullanıldı. K kullanıldı derken hepsi kullanılmıştı. İşte bunları yazabiliyoruz arkadaşlar. Yani şuradan K, G, B, R olmak üzere 4 tane eleman geldiğini görüyoruz. Şu an cevabımız C gibi gözüküyor. Burada tabii şöyle bir durum da olabilir. Berk mesela Gmail değil de Hotmail almış olabilir. Ama Hotmail aldığında şöyle bir durumla karşılaşacağız. A ile B'nin ortak olduğu yerlerde bu defa sadece K'yı göreceğiz arkadaşlar. İkisinde de hani birinde Akdeniz'de K vardı, birinde de Karadeniz'de K vardı. İkisinde ortak olanları yine K'yı göreceğiz ama G'yi göremeyeceğiz. Niye? Çünkü biz o G'yi niye yazdık? Gmail, ikisinde de Gmail'in G'si vardı. O yüzden G yazdık buraya. Hotmail olduğu anda buradan G'yi silmemiz lazım ve 3 tane elemanımız kalıyor geriye. Ama biz mümkün olan en fazla eleman olmasını istiyoruz. Dolayısıyla 4 tane eleman bulduk zaten. Cevabımız Ceyhan seçeneği. 28 kişilik bir sınıfta öğrencilerin bazıları matematik veya Türkçe derslerinden branş denemelerine katılmışlardır demiş arkadaşlar. Ben hemen burada geliyorum. Şöyle bir evrensel kümeme sınıfımı çiziyorum. İçerisinde matematik denemesine katılanlar, daha sonra Türkçe denemesine katılanlar. Şöyle gösterelim bunu. Şuraya matematik diyelim. Şuraya Türkçe diyelim arkadaşlar. Matematiğe katılanlar şuraya A harfi, şuraya B harfi, C harfi. Hiçbirine katılmayanları da şöyle D harfiyle göstermiş olalım. Bize demiş ki 28 kişilik bir sınıf demiş. Dolayısıyla bunların toplamının 28 olduğunu biliyorum ben. Yani A artı B artı C artı D'nin 28 olduğunu söyleyebilirim. Matematik branş denemesine katılan öğrenci sayısı demiş. Matematiğe katılan A artı B kadar öğrenci var arkadaşlar. Hemen geldim yazdım. Türkçe branş denemesine katılan öğrenci sayısının yarısı kadardır demiş. Türkçe'ye katılanlar B artı C kadardı. B artı C'nin yarısıdır demiş. Daha sonra şunu da söylemiş. Matematik branş denemesine katılmayan öğrencilerin sayısı. Şimdi katılmayan öğrencilere baktığımda şurada C ve D, D kadar öğrenci görüyorum. Matematiğin dışında kalan. Dolayısıyla C artı D'yi söylemiş burada bize arkadaşlar. Bunu da demiş ki Türkçe branş denemesine katılan öğrenci sayısının yani B artı C'nin 2 katından 2 eksiktir. 2 çarpı B artı C eksi 2 olarak bunu da yazmış olduk. Şimdi ben A artı B gördüğüm yere B artı C bölü 2 yazabilirim. C artı D gördüğüm yere de 2B artı 2C eksi 2 yazabilirim. Bunları açtığımızda şöyle göstereyim. 2B artı 2C eksi 2 şeklinde gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar A artı B gördüğümüz yere gidip hemen B artı C bölü 2 yazabiliyorum. C artı D gördüğümüz yere de 2B artı 2C eksi 2 yazıyorum. Eşittir 28 dedim. Eksi 2'yi diğer tarafa atacak olursam direkt artı 2 olarak geçecektir. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. 2 ile 2B'yi çarptım 4B oldu. 1B de buradan geldi 5B oldu. 2 ile 2C'yi çarptım 4C. 1C de buradan geldi 5C oldu. Bölü 2. Eksi 2'yi diğer tarafa attım. Artı 2 olarak geçti ve 30 oldu. İçler dışlar çarpımıyla 5 parantezini alıyorum. B artı C eşittir 60 olarak geldi. Her iki tarafı 5'e böldüğümde B artı C eşittir 12 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bize neyi sormuştu? Matematik branş denemesine katılan öğrenci sayısını sormuştu. Yani aslında A artı B'yi sormuş. Bunun için gidiyorum arkadaşlar. B artı C'yi yerine yazıyorum. B artı C'ye 12 demiş. 12 bölü 2'den 6 gelecektir. Cevabımız Adana. Aşağıda iki arkadaş olan Ali ve Burak'ın internet bankacılığı için kullandıkları şifreler verilmiştir. Elemanları Ali'nin şifresini oluşturan rakamlardan oluşan küme A, Burak'ın şifresini oluşturan rakamlardan oluşan küme B olmak üzere demiş arkadaşlar. Hemen şöyle geliyorum. A kümesini şöyle ve bir de B kümesi çizeceğim. Şöyle B kümesi dedim. Şöyle A, B olsun. Burada bize demiş ki arkadaşlar bakın aşağıda A kesişim B 2, 4, 5, 7, 8, 9 elemanlarından oluşuyor. Hemen geliyorum şuraya 2'yi, 4'ü, 5'i,
7'yi, 8'i ve 9'u yazdım arkadaşlar. Peki. A kümesinin eleman sayısının 7 olduğunu söylemiş. Bakıyorum şimdi ortak olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ekstra. Demek ki şuraya bir tane eleman kalıyor. Şimdi Ali'nin şifresini şurada zaten vermişti. 9 ortada yazılıyor. 8 ortada yazılmış. 7 yazılmış. 3'ün yazılmadığını görüyorum arkadaşlar. 2 yazılmış, 5 yazılmış. O zaman buradaki 3 nereye gelecektir? İşte tam şuraya gelecektir arkadaşlar. Hemen geliyorum. Oraya 3'ü yazıyorum. Daha sonra Burak'ın kümesinin eleman sayısının 8 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Zaten 6 tanesinin bak burada olduğunu görüyorum. Sonra şuradaki şifreye döndüğümde 7'nin, 8'in, 9'un yazıldığını görüyorum. 1'in yazılmadığını görüyorum. 2 de yazılmış burada, dikkat edin. 1 ve 0'ın yazılmadığını gördüğüm için zaten ekstra 2 elemana ihtiyacım vardı. O 1 ve 0'mış diyebiliriz. A fark B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yani A'da olacak, B'de olmayacak. Hangisidir arkadaşlar? Şuradaki 3'tür. Cevabımız Adana seçeneği olur. Aşağıdaki Venn şemasında 1'den 20'ye kadar olan sayılarla ilgili asal çarpanı 1 tane olan sayılar A kümesini oluşturuyormuş arkadaşlar. Hemen ben burada gidiyorum, A kümesini yazıyorum. Asal çarpanı 1 tane olacak. 1 sayısı mesela değildir çünkü asal çarpanı yok. 2 sayısı 1 tanedir, 2'dir zaten. 3 sayısı kendisidir zaten asal çarpanı. 4 sayısının asal çarpanı sadece 2'dir. 5 sayısının sadece kendisidir asal çarpanı. 6 sayısının 2 ve 3 olduğu için almıyorum. 7 sayısının sadece kendisi. 8 sayısının asal çarpanı 2'dir sadece, alıyorum. 9 sayısının 3'tür, alıyorum. 10 sayısı 2 ve 5'tir, almıyorum. 11 sayısı kendisi, alıyorum. 12 sayısını almıyorum. 13'ü alıyorum. 14 2 ve 7'dir, almıyorum. 15 2 ve 3'tür, almıyorum. 15 3 ve 5'tir, almıyorum. 16 sayısının sadece 2'dir, alıyorum. 17 sayısının arkadaşlar sadece kendisi, alıyorum. 18 sayısı 2 ve 3'tür, almıyorum. 19 sayısı sadece kendisi olduğu için alıyorum arkadaşlar. 20 sayısında 2 ve 5 olduğu için asal çarpanları almıyorum. Şimdi gelelim B kümesine. B kümesini de bize şöyle tanımlamış. Asal sayılar kümesi olarak tanımlamış. Nedir asal sayılar kümesi? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19'dur arkadaşlar asal sayılar kümesi. Tek sayılar kümesi de burada C'yi göstermiş. Yani hangisi tek sayılar? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 arkadaşlar. Şimdi bu şekilde baktığımızda, şimdi sarı kümeyi inceleyecek olursak, sarı küme her üçünde de bulunanlar demek aslında, doğru değil mi? Bundan dolayı sarıyı ben şöyle tanımlayacağım arkadaşlar. Her üçünde de bulunan elemanlar. 2 mesela üçünde de bulunmuyor. 3 sayısı mesela dikkat edin, her üçünde de bulunuyor. Dolayısıyla bunu aldım. Bunun haricinde 4 sayısı her üçünde bulunmuyor. 5 sayısı dikkat edin, her üçünde de bulunuyor. Dolayısıyla 5 sayısını aldım. Devam ediyorum arkadaşlar. 7 sayısı burada var, burada var, burada var. Dolayısıyla 7'yi de aldım buraya. Devam ediyorum. 8 burada var, diğerlerinde yok. 9 burada var, şurada var ama burada yok. 11 burada da var, burada da var, burada da var. Dolayısıyla 11'i de alıyorum arkadaşlar. Her üçünde bulunması gerekiyordu zaten. 13'e bakıyorum. Burada var, burada var ve burada var. 13 her üçünde bulunduğu için bunu da alıyorum. Daha sonra 16 sayısına baktığımda arkadaşlar, hepsinde bulunmadığını görüyorum. 17'nin ve 19'un da her üçünde bulunduğunu görüyorum arkadaşlar. Şöyle yazdım. Buradaki eleman sayımızın kaç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman görüyorum ben burada. Peki daha sonra kırmızı olan bölgeye baktığımda, kırmızı bölge aslında şu anlama geliyor arkadaşlar. Sadece A kümesinin içerisinde bulunsun, diğerlerinin içerisinde bulunmasın anlamına geliyor. Şimdi bu şekilde baktığımda sadece A kümesinde bulunan hangisi var? Mesela 2 burada da var, almıyorum. 3 hepsinde vardı. 4 mesela sadece burada var, görüyorsunuz. Dolayısıyla 4'ü aldım ben. Devam ediyorum aynı şekilde. 5'in hepsinde olduğunu görüyorum. 7'nin aynı şekilde. 8'in sadece şurada olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 8'i aldım. 9 C'de de var. 11 hepsinde var. 13 hepsinde var. 16 sadece A kümesinde var arkadaşlar. 17 ve 19 üçünde de var. Dolayısıyla buradaki eleman sayımızın da 3 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra mavi olan bölgeye baktığımızda ise mavi bölgenin de sadece C kümesinde yer alanlar olduğunu görüyorum. 1 mesela dikkat edin, diğerlerinin hiçbirinde yok. Dolayısıyla sadece burada yer aldığı için 1'i alıyorum. 3 ortak, 5 ortak, 7 ortak, 9 ortak, 11 ortak, 13 ortak, 15 ortak,
15 ortak mı? Yok, 15 sanırım ortak değil arkadaşlar. 15 sadece C kümesinde var hatta 15. Dolayısıyla buradan 15'ini de almam gerekiyor benim. 17 ve 19'un da ortak olduğunu görüyorum. Burada da 2 adet elemanımız var. Bize demiş ki kırmızı, sarı ve mavi renge boyalı bölgelerin eleman sayıları toplamı kaçtır? 7, 3 daha 10, 2 de buradan 12 olarak gelir. Cevabımız Bursa. Koltuk sayısı 49 olan bir otobüs içindeki yolcularla otobüs durağına geldiğinde inen ve binen yolcu sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş arkadaşlar. Otobüsten inen erkek yolcu sayısı binen kadın yolcu sayısından 5 fazladır demiş. Önce o zaman şunu yazalım. Şurası kadın ve erkek olsun arkadaşlar. İnen ve binen yolculara bakacağız. İnen yolcular ve binen yolculara bakacağız. Bize demiş ki otobüsten inen erkek yolcu sayısı binen kadın yolcu sayısından, binen kadın yolcu sayısı şurası, buraya x diyecek olursam inen erkek yolcular buradan 5 fazla olacağına göre dolayısıyla şuraya x artı 5 diyebilirim arkadaşlar. Binen erkek yolcu sayısı demiş. Binen erkek yolcu sayısı inen kadın yolcu sayısından 8 fazladır demiş. İnen kadın yolcu sayısına y diyecek olursam bu durumda binen erkek yolcu sayısı bundan 8 fazla olduğu için y artı 8 olacaktır. Duraktan hareket ettiğinde otobüsün koltukları dolu olduğuna göre otobüs durağa gelmeden önce otobüsteki yolcu sayısı kaçtır demiş. Şimdi koltuk sayısının 49 olduğunu söylemiş ve tamamen dolu olduğuna göre demek ki 49 kişiye ulaşmışlar arkadaşlar. Durağa gelmeden önce mesela otobüste A kadar kişi olsun. Otobüsten inenleri önce bir çıkaralım. Mesela inen kadınlar Y kişiydi. İnen erkekler X artı 5 kişi. Bunların önüne eksi koyuyorum arkadaşlar. İndikleri için. Sonra binenler X kişi kadın eklenmiş. Y artı 8 kişi de erkek eklenmiş. Ve otobüsü doldurmuşlar. Yani 49 kişiyi doldurmuşlar arkadaşlar. Şimdi şunları toparlayacak olursam eksi y ile artı y'nin gittiğini, eksi x ile artı x'in gittiğini görüyorum. Eksi 5 artı 8'den artı 3 geliyor. Yani a artı 3 eşittir 49 olarak geldi. 3'ü diğer tarafa attığımda a eşittir 46 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bize zaten durağa gelmeden önceki kişi sayısını sormuştuk. 46'ymış cevabımız Ceyhan. A kümesi ABC elemanlarından oluşuyor. B kümesi BCDE elemanlarından oluşuyormuş arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi A kesişim B kartezyen, A birleşim B kümesinin bir elemanı değildir diye bize sormuş. Şimdi A kesişim B'yi ben yazıyorum. Nedir? Ortak olanlar burada B ve C'dir. Hemen geldim yazdım. Daha sonra A birleşim B kümesini de yazıyorum arkadaşlar. A birleşim B'de nedir? Her ikisini birleştir diyor. A'yı yazdım, B'yi yazdım, C'yi yazdım. Bunun haricinde D ve E var, bunları da yazmış olduk. Şimdi kartezyen dediğimizde birinci eleman A kesişim B'den olacak, ikinci eleman A birleşim B'den olacak. Mesela B A kesişim B'den mi? Evet, burada. C A birleşim B'de mi? Evet, burada. Dolayısıyla bu bir elemanıdır. A'yı eledim. Şimdi B seçeneğine bakıyorum. B seçeneğinde B B. Şimdi B kümesi hem burada var, burada var. Evet, doğrudur. Gittim. C seçeneğine bakıyorum. C var, E var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da vardır. Bunu da eledim. Daha sonra D ve C'yi görüyorum. D ve C, D burada yok gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada aradığımız cevap Denizli. Aşağıda A ve B kümelerinin Venn şemasıyla gösterimi verilmiştir. Buna göre demiş A'nın tümleyeni birleşim B demiş arkadaşlar. A'nın tümleyeni demek A dışında kalan yerler. Yani A dışında kalan yerler şuralar, bakın 5, 6, 7. Birleşim B. B neresidir peki? B de bunun tamamıdır. Şimdi bunları birleştirdiğimde boyanmış olan hepsini almam gerekir arkadaşlar. Yani aslında bize söylediği A'nın tümleyeni birleşim B dediği şey aslında 4, 5, 6 ve 7'dir arkadaşlar. Daha sonra şurayı sildim. B'nin tümleyeni demiş bu defa. B'nin tümleyeni dediğinde B'yi dışarıda bırak diyor. Geri kalanı aldık. Birleşim A demiş. Bu defa da A'yı al diyor bir de. Burada boyalı olan tüm, birleştirdiğime göre boyalı olan tüm kısmı almam gerekir. Yani A birleşim B'nin tümleyeni demem gerekir. Bu da 1, 2, 3 ve 4 oluyor arkadaşlar. Şimdi bunların eleman sayıları toplamını sormuş bana. Burada 4 elemanımız var. Burada da 4 elemanımız var. Toplamları 8'dir. Cevabımız Ceyhan. Emirhan 0 ve 101 arasındaki doğal sayıları bir kağıda yazıyor. Yani 1, 2, 3, 4 diye başlıyor arkadaşlar. Nereye kadar devam ediyor? 100'e kadar devam ediyor.
sırayla aşağıdaki işlemleri uyguluyor. 3'ün katı olanları siliyormuş. Şimdi burada 3'ün katı olanlar 3, 6, 9, 12 şeklinde gidecek. En son 99'a kadar gelecektir. Bunları siliyor. Kaç tane sayı siliyor diye baktığımızda son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diyoruz. 99 eksi 3'ten 96 bölü 3 32. 1 eklediğimizde de 33. 33 sayının silindiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şunlar silindi. Peki daha sonra diyor ki 4'ün katı olmayanları siliyormuş. Şimdi 4'ün katı olmayanlara baktığımızda mesela şurada her 4'te bir 4'ün katı gelecektir. Mesela 1, 2, 3, 4'te bir tane 4'ün katı var. 5, 6, 7, 8'de 8 var mesela 4'ün katı. 4'ün katı olmayanlar 3 tanedir arkadaşlar. Her 4'lü grupta 3 tanesi 4'ün katı değildir. Ama bir de şunu düşünmek lazım. Burada dikkat edin 3 silindi. Mesela 5, 6, 7, 8'de 6 silinmişti zaten. 9, 10, 11, 12'de arkadaşlar. Burada 12 zaten yoktu. Dolayısıyla 9'un da burada silindiğini biliyoruz. 12 zaten 4'ün katı olmayanları siliyor demiştik. Dolayısıyla her aslında 4'lü grupta 2 taneyi silmiş olacak. Şu 3'e bölünenlerde her birinde birer tane silindiği için burada her 4'lü grupta 4'e bölünmeyenleri, 4'ün katı olmayanları sildiğinde, şunu sildiğinde 3'ü de zaten daha önce silmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla her 2 taneyi, şuradaki 1, 2'yi mesela silmiş olacaktır. Ya da mesela 5 ile 7'yi silmiş olacaktır bir sonraki grupta. Bir sonraki grupta 9 zaten silindiği için 10 ile 11'i silecektir. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Her 4'lü grupta 2 tanesini silmiş oluyor yani. Peki 1'den 100'e kadar kaç tane 4'lü grup var? 25 tane 4'lü grup var. O zaman bu 25 gruptan her birinden 2'şer tane sileceğine göre aslında 50 sayının silineceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 50 sayı silindi. Peki toplamda kaç sayı silinmiş oldu? 50 buradan, 33 buradan, 83 sayı silinmiş oldu. Toplam 83 sayı. Bize ne sormuş hemen bakıyorum. Emirhan'ın yapmış olduğu bu işlemler sonucunda silinmeyen kaç tane sayı kalır? 100 sayıdan 83'ü silindiyse geriye 17 sayı kalır. Cevabımız Adana.